Evet, geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Gemi ne bandıralıydı? Daha önce Tanzanya bandıralıdır. Evet, sizin gemi? Ben ajantası benim. Ajantası benim, evet. Evet, şu anda dün akşam herhalde karaya oturdu gemi. Yok, sabaha karşı. Yani sabaha karşı. Yani saat 7-8 civarında. Çünkü 6'dan beri bağlantımız vardır. Söylüyorlar sürüklendiğini. Evet. Sürüklendiğini söylüyorlar. Yapabileceğiniz bir şey yoktur. Ben bildirdim gereken yerlere. Ama kimse bu havada yapabileceği bir şey yoktur. İlk önce geldik, dedik kaptana atla. Kaptan atladı. Biraz hafif zedelemesi vardır. Onu aldık bir... Hastaneye mi götürdüler? Eve aldık. Üstünü değiştirsin çünkü su olduğu gibi. Diğerini zar zor ikna ettik. Korkuyordu biraz. Yine ip bağlayarak bir şekilde onu yine getirdik. Ama pasaportu ile şey bağlamış bir poşete attı. Onu bulamıyoruz. O da sıkıntı olacak bize ileride günlerde. Yani kimlikleri falan şu anda kayıp. Denizde, evet. Çünkü denizde. Attılar bir poşet içinde de atladılar. Evet. Bu o da bize... büyük ihtimal bu şartlarda karaya vuracak. Karaya vur inşallah. Yalnız ileride bir gemi görüyoruz. O da böyle ters bir şekilde bu tarafa doğru gelmeye geliyor. Evet. Yani sanıyorum o da zor durumda. Aslında bu şekilde bunlar zor durumda. Hakikaten zor durumda. Çünkü öyle bir dalgalar daha önce çok eski zamanlardan beri gelmedi. Fakat o daha emniyetli de olabilir. Çünkü onların çapaları büyüktür. Evet. Bu geminin herhalde çapası koptu. Belli çapası zaten orada. Koptu, evet. Çapası koptu. Sürüklendi. Sürüklendi ve buraya geldi. Evet. Evet. Şu anda görüyoruz zaten sallanıyor. Peki ne olacak gemi burada artık? Şimdi artık bugün bir şey yapamayız. Emniyeti için. Geminin emniyeti için ve başka yerlere emniyeti için. Başvuracağız polise, liman başkanlığına. Nasıl kurtarabiliriz havalar indikten sonra? Dağlar, pasaport derdi geri geliyordu şu an. Evet. Salmadı. Çanta çıktı. Şu anda polise teslim edilecek. Onu söyleyebiliriz. Evet, içerisinde evraklar, pasaportları, her şeyleri bulundu. Cep telefonu da